Eğer eğitim dediğiniz şey farklı bir kültürü yaşamak, farklı bir kültürü algılamaksa bence yaşamımıza etki sağlayan en büyük parçalardan birine dönüşecektir. Amerika'da bir eğitim almak istiyorsanız, nasıl bir yaşamla karşı karşıya kalırız, bunun kültürleri de nedir diye soruyorsanız, biz sizler için küçücük bir derleme yaptık. Biraz Amerikan kültürünün nasıl olduğunu, yaşam biçimlerini, görgü kurallarını, trafiklerini, genel ifadelerle birazcık madde madde yorum katarak belki sizler için anlatmaya çalışacağız. Evet. Anlatalım mı? Anlatalım. Tabii dediğiniz gibi eğer bir yere gidiyorsanız oranın kültürünü az bir şey öğrenmeniz gerekiyor. Zaten gittikten sonra daha iyi öğreneceksiniz. Ama gitmeden fikir edinmek önemli. Biz de bugün Amerika için bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Kültür dediğimiz şey aslında bir yıllar içerisinde birikilmiş bir birikimdir. Geçmiş tarihinizden gelen ve gelecekle birleşen, belki sizin için doğal karşılanılan ama başkası için o doğallığın içerisinde bir anormalliği hissettiğiniz bir yaşam biçimidir Evet. belki. Bizim için çok normal olan bir şey. Örneğin biz sarılmayı, dokunmayı severken Amerikan insana biraz daha iletişiminde nezaket, belli bir sınırda kalmayı Evet. ve iletişiminde beden dilini az kullanmayı tercih eden insanlardır. Yani bir Amerikalıyla iş yaparken eğitiminizi ilk tanıştığınızda nezaketinizi koruyup iletişim beden dilinizi az kullanmanızı tavsiye ederiz. Evet. Tabii Amerika bugüne kadar dünyadaki varlığını her anlamda kanıtlamış. Her anlamda ön planda olan bir ülke. Çok büyük bir ülke bir kere. Toprak bakımı itibariyle de hem de devletin sistemleri, dünyaya hükmediş biçimi ile de dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Bir kere zaten ana dil İngilizce, Amerikan İngilizcesi ile beraber sınırlarından dolayı Meksika'nın olmuş olması büyük bir göç almasını gerektiriyor. Göç alması demek ikinci büyük güçlü dilin İspanyolca olması anlamındadır. Yani ülkede yoğun bir şekilde ikinci ana dil İspanyolca olarak bilinmektedir. Bu şekilde de eğitiminize İspanyolca ile belki destekleyebilirsiniz. Amerikan kültürü dediğimiz şey aslında biraz İspanyol, biraz İngiliz, Evet. biraz tarihine giderseniz Kızılderili, biraz kovboy kültürlerinin Hepsinden birleşimi olan. biraz var. Mix olmuş, karışmış birbirine. Evet. Zaten her geçen gün Amerika göç almaya devam ediyor. Bugüne kadar gelen insanlarla beraber şu anda Amerika'da 120'nin üzerinde dil konuşuluyor herhalde. Evet, özellikle büyük şehirlerde, kapitalizmin büyük hissedildiği şehirlerde göç oranı yüksek olduğu için dil kullanım oranı da farklılık göstermekte ve sayısı da artmakta. Şimdi genel yaşamdan biraz bahsedelim Muhammed. Neler var bizden farklılıkları nedir? Biraz sevgili izleyenlerle bunu paylaşalım. Bir kere şöyle başlayalım mı? 16 yaşında ehliyet alınabiliyor. Evet, yani bizdeki sınır 18 iken 16 yaşından sonra aileler çocukların biraz daha özgür Evet. düşünceyle hayatlarına da devam etmesi yönünde de teşvik ediyorlar Yani kendi aslında. hayatlarını 16 yaşından itibaren kurmaya başlayabiliyorlar Teşvik Amerika'da. de ediyorlar evden çıkmasını, bağımsız bir yere gitmesini, düşüncelerini savunmasını teşvik ediyorlar. Sınırları 16. Evet. Tabii aileler çocuklarını 16 yaşında özgür bırakıyor. Özgürlük demişken de Amerika'nın ne kadar özgür bir ülke olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Eğitim sistemlerinde de bunu kullanıyorlar. Eğer bir üniversitesinde, kolejinde, paralı okullarında bu özgürlükçü yapıyı, haklarını savunmayı, ifade edebilmeyi gibi kavramları önemsiyorlar. Evet. Ama üniversiteler, onu da belirtelim, pahalı. Dolayısıyla aslında Amerikan halkından da üniversiteye giden kesim sayısı oldukça az. Devlet okulları da bursluluk oranları var ama genel olarak üniversiteler Pahalı. paralı ve pahalı. Onun için üniversite okuma yaşı da daha düşük, ara seviyede eğitimlerini bırakıyorlar. Tabii ideolojik görüşler ve inançlara bu kadar saygılı bir ülke aynı zamanda kurallara da öncelik veriyor. Yani kurallar olmazsa olmazı Amerika'nın. İstiyorsanız yavaş yavaş başlayalım bu Başlayalım. Biraz kurallardan. aslında nezaketi, iletişime önem verirlerken gülümsemeye ama bir o kadar da bireysel Evet. yaşamayı seven insanlar. Yani eğer siz onların
haklarını yenilecek bir harekette bulunuyorsanız hemen müdahil olabilirler. Evet. Hemen haklarını koruyacak şekilde size karşı davranışta bulunabilirler. O konuda dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin biz de bir otobüse bindim Muhammed, biletini almayı unuttum. Ya da işte bir şekilde otobüsten inmek istemiyorsun ve arka koltuklara doğru soruyorsun. Fazla bileti olan var mı? Evet, Akbil ya da işte hangi şehirde yaşıyorsanız onun kartı var mı? Diye sorduğunuzda her an size çıkan bir sıcakkanlı bir insan, yardımsever bir insan size biletini paylaşabilir. Ama bu Amerika için geçerli olan bir şey değil. Her ne kadar nezakete, iletişime önem verseler de bireyselcik, onlar bireysellik ön planda onlarda. Onlar için ön plandadır. Yani bu yardımı onlardan hiç beklemeyin. Siz biletinizi zamanında alın, kurallara uyun, zaman planlamasına çok dikkatli olun. Gerçekten bu noktada da bunu önemsiyorlar. Evet. Tabii dedik aslında ama biraz tokalaşmaya önem veriyorlar ama teması sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Özellikle yukarıda Alaska tarafındaysanız, soğuk eyaletlerdeyseniz burada bununla ilgili kesin kurallar bile var. Ama daha sıcak bölgeler aradaysa, aynı Türkiye gibi aslında biraz daha. Texas mesela orada biraz Florida, daha. Florida sıcak olan eyaletlerde biraz daha bedensel işte iletişime müsaade edilebilecek bir yapıya dönüşüyor. Bizdeki biraz doğu batı ayrımı gibi, onlarda da bu ayrımı düşünebilirsiniz. Seçtiğiniz okulu lütfen bunu önemseyin. Peki Amerikalılar ne konuşmayı seviyor? Yani kendi aralarında ne konuşurlar daha çok? Bence ne konuşurlar? Şimdi bize gelen duyumların içerisinde politikayı ve futboldan çok hoşlanmadığı söyleniliyor. Çok politikayı işte takip ediyorlar ama çok bununla üzerinde yorum yapma noktasında şeyler. Bir araya gireyim bence. Futbol derken tabii ki de Amerikan futbolu olmayan futbol. Yani gerçek futbol. Şu anda Avrupa'nın oynadığı futbolu sevmiyorlar genelde. Ama son zamanlarda biraz daha Amerikan futbolu devamlı var orada. Evet. Ama son zamanlarda işte Avrupa'dan önemli futbolcuların Amerika'ya gitmesiyle orada biraz daha gerçek futbol ön plana çıkmaya başladı. Genel anlamda basketbolu ve Amerikan futbolunu ve sonrasında beyzbolu daha çok seviyorlar. Konuşmayı seviyorlar. Yani bizde rugby var tabii. Kahveye gittiğinizde Ömer amca politikadan ve futboldan mutlaka bir konu açarsa hiç şaşırmayın. Bu bizim genelimizde ve kültürümüzde çok yaygın olan bir şeydir. Ama bu Amerikalılar için yaygın olan bir kavram değil. Evet. Yani ilk sohbetinizi politikadan ve futboldan uzak tutmaya çalışın. Daha genel, daha yaklaştırıcı sohbetler. Ya, ilginç bir şekilde bir de dini bayramlara çok önem veriyor. Dini ve milli bayramlar çok önemli Amerikalılar için. Birlikteliği. Seçim günleri de aslında çok önemli. Election Day diye bir gün oluyor seçim günü. Hep beraber ona odaklanıyorlar. Birlikte beraber yemek yemek, işte bir hediyeler verilmiş olması önemsediği günler arasında yer alıyor. Evet. Alışveriş. Alışveriş tabii. Türkiye'den Amerika'ya alışveriş yapmaya giden kişileri de tanımaktayız. Neden? Ne hangi yönüyle gidiyorlar sadece? Çünkü çok fazla marka olduğunu düşünüyorum ben orada. Daha fazla çeşit olduğunu düşünüyorum. Ve teknoloji. Teknoloji tabii ki. Teknoloji hakikaten ürün yelpazesi olarak hem ürettikleri için hem yaygınlaştıkları hem de dünyaya sattıkları için teknoloji araç, gereç ve ürün gamlarında oldukça başarılar ve fiyatlarının da uygun olduğu söyleniliyor. Bunun yanı sıra alışveriş sokakları diye, yani bizim kent sokakları diye dediğimiz tabir pek Amerika'da gözükmüyor. Mesela bir İstiklal gibi bir caddesi yok mu? Yok. Amerika daha çok olarak alışveriş yerleri var. Büyük alışveriş alanları var. Toplu yerler var. Burada kredi kartıyla, ağırlıkta kredi kartıyla alışveriş yapılabiliyor. Tabii bu bahsettiğimiz Amerika'nın genel özelliği anlamında. New York'ta böyle değil bence. Çünkü orada bayağı ünlü sokaklar. Ünlü sokaklar. Biz genel yine Amerika'ya baktığımızdaki genel durumu ifade etmeye çalışıyoruz. Yaşam ve yaşama bakış açısından. Bir de şöyle bir şey de varmış Amerika'da. Hani gittiğiniz zaman marketlerde vergisiz fiyatı görüyormuşsunuz fiyatlarda. Evet. Etiketlerde. Etiketlerde. Kasaya gittiğiniz zaman vergi eklenip üstüne gerçek parayı ödüyormuşsunuz. Çoğu eyalette genelde vergi artı olarak kasada üzerine %5, bazı ürünlerde %10, bazı ürünlerde %15 şeklinde gelebiliyor.
çok nadir eyaletlerde de vergisi içerisinde etiket fiyatlarında karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Ama genel olarak vergi sonradan alışverişinizin sonrasında hesabınıza eklenecektir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Evet. Tabii, tüketici hakları. Tüketici hakları önemli. Çok önem veriyorlar tüketici haklarına. Bir ürün iadesi istiyorsanız hemen yapılıyor genel anlamda Amerika'da. Evet. 16 yaşında ehliyet veriyorlar dedik gençlere. Bunun yanında bir de trafik kuralları var. Evet. Eğer bir polis arabasını görüyorsanız, araç kullanıyorsanız ve polis arabası ışıklarını yakmış geliyorsa siz de aracınızı sağa çekip beklemek durumundasınız. Böyle bekleyeceksiniz ama. Ellerinizi de direksiyona koymak zorundasınız. Bu önemli kurallarda lütfen dikkat edin. Çok sert de bir polisi var aslında. Yani görüyoruz haberlerde falan. Evet, suçluları. Filmlerde de. Valla kesinlikle suç işlemeyin Amerika'da. Evet, kurallar noktasında son derece ciddiler. Sokak düzenleri, mahalle kültürü, işte Google Maps'te aradığınızı bulma noktasında oldukça etkililer ve gerçekten başarılılar. Bizden farklılar. İşte biz sokaklarımıza mesela isimler takarız. İşte Fatih Sultan Mehmet Bulvarı gibi. Ünlülerin isimlerini takmaya da, o sokağa isim vermeyi de Barış çok severiz. Barış Manço Caddesi falan. Gibi. Amerika'da bu yok. Amerika'da tamamen numaralandırma sistemi var. Google'a yazdığınızda sizi hiç eksiksiz bulunduğunuz noktaya kadar götürebilecek müthiş bir düzende yapıları var. Evet. Buna da dikkat edin. Petrol ucuz. Ucuz. Araba almak ucuz. Çünkü şehirler arası yolculukla arabayla tercih etmeyi insanlar tercih ediyor. Onun için tren ve metro kültüründen ziyade arabayı kullanmak daha çok onların tercih alanlarından bir tanesi. Metropol şehirleri dışında. Dışında konuşuyoruz. Tabii yani. Genelini konuşuyoruz. Çünkü mesela çalıştığı yerlerle evleri arasındaki mesafe uzun veya oraya metro gitmiyor. Mecbur. Şehirler arası uzun. Eyaletler arası uçakla gidiliyor. Şehirler arasında bir uçak tercih edilirken araba tamamen yaygın kültürlerden bir tanesi. Dolayısıyla ucuz ve petrol de ucuz. Evet, bir de Amerikalılar daha çok büyük arabaları seviyorlar. Yani Jeep tarzı böyle büyük arabaları binmeyi tercih ediyor. Arazi de müsait. Evet, arazi de müsait. Hani kuzeyi, güneyi her biri farklı. İklimi de yaşadıkları için her türlü araca da sahipler. Evet. Tabii gelelim. Görgü kuralları. Görgü olmazsa olmaz. Her ülkenin dikkat edilmesi gerekiyor. Gereken, bizim için doğal olan, karşı taraf için anormal karşılanabilen hareketler vardır. Belki yaygınlaşması gereken hareketler vardır. Dikkat edilebilir. Örneğin bir tanesini paylaşalım. Bu çok önemli. Bir çocuk gördünüz. Yaklaştınız. Çok sevimli bir duygularla çocuğa dokundunuz, sevdiniz. Belki fotoğraf makinesinde çekmek kararı aldınız. Bu yapmayın sakın. Yapmayın. Pedofili onların çok savaş verdiği, önemsediği konulardan bir tanesi. Evet. Bir çocuğa yaklaşmak her ne kadar niyetiniz samimi ve içten bile olmuş olsa karşı taraf için, sizi gören birileri tarafından farklı algılanacağı için suç olarak karşılanabilir ve bir ihbara maruz kalabilirsiniz. Evet. Onun için bir çocuğa yaklaşırken ailesinin yanında olmasına, iletişim dilinizin düzgün olmasına ve mesafeli davranmanızı tavsiye ederiz. Evet, biz Türkler de aslında çok çekiyoruz bu pedofiliden. Evet. Çok şikayetçiyiz. Ama biraz daha biz bilinçleniyoruz. Bizim insanımız da biraz sıcakkanlı, yani ayırt edemiyorsun. Ama onlar tamamen bir set çekmişler. Evet. Bir çocuğa yaklaşırken lütfen dikkatli olun. Yine fotoğraf çekmek, kapalı mekanlarda fotoğraf çekmek. Yani başka birini çekiyorum diye karşıdaki sizi algılamış olabilir. Yasak ve suç ihbar sayılabilecek unsurlardan bir tanesi. Keza müzelerde, bunu Avrupa'nın çoğu ülkesinde de yaşıyorsunuz zaten. Bir müzeye fotoğraf makinesiyle girmek yasak. Objelerin fotoğraflarını çekmek yasak. Bunları sosyal medyada paylaşmak yasak. Bunlara lütfen dikkat edin. Evet, şimdi bir de bir mekana, restoranta oturdunuz. Her şey bitti. Yediniz, içtiniz. Yeme içmeye geleceğiz ayrıca da. Bir de bunun yanında garsonlarla olan münasebetiniz de önemli. Yani bahşiş bırakmalısınız. Neden? Evet. Çünkü bırakmazsanız bu bir ayıp olarak karşılanabiliyor. Aslında Amerika için değil, Avrupa'da çoğu kültürde bu böyle. Bahşiş çok önemli özelliklerinden biri. Evet. Bazı restoranlar bahşişi yemeğinizin içerisine dahil eden bir fiyatla menüyü size oluştururken, bazıları da tamamen
bahşiş koymanızı beklemekte. Evet. Bu %10'a kadar, yani yediğinizin ortalama %10'u gibi bir dilime karşılık geliyor. Bahşiş vermek önemli bir görgü kuralı. Onlar için lütfen dikkat edin. Ama tabii bu fast food kültüründe değil. Yani bir McDonald's'a ya da bir hamburgerciye gittiğinizde bu bahşiş değil ama özel doğal bir restoranda yemek yediğinizde bahşişi mutlaka bırakmak zorundasınız. Evet. Yeme içmeye gelelim dediğiniz fast food. Kesinlikle zaten fast food'un doğuş merkezi, doğum yeri burası. Amerika. Dünyaya yayılışı. Bir kere kapitalist bir ülke. Buraya gittiğiniz zaman kapitalizmi damarlarınıza kadar yaşayacaksınızdır. Hızlı, çabuk yemek. İş bitirme yönünde evet, aksiyonları, davranışları ve yaşam biçimleri var. Dolayısıyla yemek kültürlerini de buna doğru dönüştürmüşler. Büyük tabakta, büyük porsiyonlarda yemek yiyorlar. Hızlı pişirilen yemekleri tercih ediyorlar. Kahve kültürleri çok önemli. Daha çabuk, daha hızlı yaşayabilecek yemek kültürüne doğru kayıyorlar. Bir de barbekü kültürü de var. Onların. O biraz daha belki özel arkadaşlarla toplandı. Evet. Filmlerden görüyorsunuz ya sevgili izleyenler. Gerçekten yaşamlarında da var. Daha aheste, daha yavaş, daha sosyalleştirmek, sohbet edebilmek. Belki futbol, onların futbol sohbetini yapabilmek için uygun alanlardan biri barbekü sohbeti. Evet, belki de. Bunun yanında tabii 21 yaşından küçükseniz de bu ülkede alkol alamıyorsunuz. Dikkatli olun. Her ne kadar 16 yaşından sonra fikirlerinizi savunma noktasında destekçi de olsalar, alkol tüketimi noktasında 21 yaşı sınır olarak koymaktadır. Evet. Genel olarak? Böyle. Yemek yerken çok fazla ses çıkartılmaması da gerekiyor. Bu da bir görgü kuralı aslında. Bu bizde de olması gereken önemli kurallardan bir tanesi. Yemek yerken fast food haricinde, elle yemeği fast food'da önemsiyorlar ama bir restoranda çatal bıçak kullanacaksanız eğer çatal bıçağı kullanmanızı önemsiyorlar. Evet. Bu kadardı Amerika. Yani genel anlamda bahsetmeye çalıştık. Daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Yazın. Yorumlarınızı mail Amerika'da atın. Yaşıyorsanız bununla ilgili yorumlarınızı videonun altına bırakabilirsiniz. Evet. Bizi eleştirebilirsiniz. Evet. Genel olarak Amerika'ya eğitime gideceksiniz. İlk karşınızdaki izlenimler ve dikkat etmeniz gereken minik tüyolar bu yönde olacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.